Şehrimiz Bugük Başkonuş Yaylası'ndayız. Burada okulların tatil olmasıyla beraber insanlar akın akın geliyor. Çıldır Gölü'nden sonra Kahramanmaraş'ta ilk kez adlı kızak ve motorlu kızağın insanlar keyfini çıkarıyorlar. Biz de Nar TV ekibi olarak Kahramanmaraş'ta Başkonuş Yaylası'na geldik. Karın keyfini çıkarıyoruz. Başkonuş Yaylası kış turizmine açıldı şu an. O yüzden çok büyük bir kalabalık var. Biz de bu kalabalığa aktivitelerle hazırlanmaya çalıştık. Şu an kış sezonunda olduğumuzda aslında kar sezonundayız, kar mevsimindeyiz. Gelen ailelere yönelik çocuklar için kızaklar var. Burada kar motoru kızağı yaptık. Ve Türkiye'de Çıldır Gölü'nden sonra ilk defa Başkonuş Yaylası'nda atlı kızak başlattık. Bunlar tabii aileler ve bölge halkından çok bir talep görmekte. Çünkü Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinden her hafta binlerce turist buraya gelmekte. Biz de şehrimize turist çektiğimiz için çok memnunuz. Aynı zamanda biliyorsunuz konaklama hizmeti de sunuyoruz burada. Yatak kapasitemiz 70 civarında. Onda bir senelik projelerle beraber 150 yatak kapasitesine çıkaracağız. Yeni restoranımız yapılıyor. Çünkü şu anda kalabalıktan ve talepten dolayı yetişemiyoruz gibi bir durum söz konusu. Kış sezonuna ve bölge halkına her turizm sezonuna hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Peki insanlar buraya rezervasyon yaptırarak mı geliyor yoksa direkt gelip böyle kalabiliyorlar mı bungalovlarda? Rezervasyonla geliyorlar. Zaten rezervasyon birimimiz, en yoğun birimimiz şu an. 2 ay öncesinden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Şu an mesela hafta sonları için konuşuyorum. Mart ayının neredeyse sonuna kadar her hafta sonu dolu. Sömestr sebebiyle de hafta içi de bir doluluk oranı olmakta. Şu an zaten ülkede kış sezonunda böyle bir durum söz konusu. Doluluk oranında. Hem kahvaltıya, hem konaklamaya, hem yemeğe gelmeden önce rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ben bir şey daha merak ediyorum da, burada ben geyikleri gördüm, evet. Kazlar var. Evet. Burada şöyle bakılamayan, yanlış bakılan durumdaki Türkiye'nin her yerindeki hayvanları buraya getiriyoruz. Buradan tüm Türkiye'de sesleniyorum, yani yanlış bakılan örnek veriyorum, ala geyiklerimiz normalde büyük rakımlı yerlerin orman hayvanlarıdır. Urfa'da onları tespit ettik, buraya getirdik. Sene içerisinde yardıma muhtaç geyiklere de bakım yaptığımız oluyor. Onları tekrardan doğaya salıyoruz. Aslında burası hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi. Öyle söyleyebilirim. Burada hayvanlar da sergilenmek için değil, aslında burada rehabilite edilmek için buradalar. Hem de çocukların hayatlarında görmedikleri hayvanları burada dokunabilmeleri, görmeleri şansını da ediniyorlar. Önceliğimiz burada doğa ve hayvanlar. Onlara da hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki bizlere, seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle Başkonuş Ailesi'ne sahip çıktıkları için ben herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere gelecek inşallah Başkonuş. Türkiye'yi, Kahramanmaraş'ı temsil etmeye devam edecek. Onların destekleri, halkımızın desteğiyle, ülkemizin desteğiyle çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bizim burada misafirlerimize hizmetimiz, atlı kızaklarımız Çıldır Gölü'nden sonra ilk defa Kahramanmaraş'ta Başkonuş Yaylası'nda, harici motorlu kızaklarımız ve ATV turlarımız mevcut. Ben Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda bu Başkonuş Yaylamızda kar güzel, ortam güzel, vatandaşlar da çok, il dışından da rekabet çok olduğu için kültürümüzü tanıtalım dedik. İşte bu şekilde bir şey de çocuklarımız malum görmediler, televizyonda görüyorlar atlı kıza. Onun için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu araba tam bir çılgındı. Neden bir Hasan TV'ydi? Çünkü bu araba devirmişti. Peki neler hissediyorsun? Peki mi? Karda gezdiği bana kar attığını gördüm. Nereden geldi? Antep. Antep'ten geldiniz. Evet, 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Beğendin mi? Hoşuna evet. Gitti mi? Çok beğendim. Bir daha binmek ister misin?
İstersen beğenirim. Peki Kahramanmaraş'a bir daha gelmek ister misin? Andırın'a baş konuşa. Evet. Peki bizlere başka neler söylemek istersin? Başka mı? Evet. Babam Osmaniyeli. Annem de Kayserili. Peki teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Kahramanmaraş'tan geldim. Sen nereden? Pazarcık. Kaç yaşındasınız? 9 yaşındayım. 10 yaşındayım. Peki neler hissediyorsunuz? Eğleniyor musunuz? Evet, kızak kaymak çok güzel. Ve kar topu da oynamak çok güzel. Eğlenceli geçiyor. Kardeş misiniz? Yok. Hayır, neydi? Babalarımız neydi? Arkadaşlar, biz de buraya şeye geldik, tatile geldik. İlk defa mı geliyorsunuz? Evet. Yani ben iki kere geldim. 2 yıl önce de gelmiştim buraya. Evet. Çok güzeldi. Peki son bir şey söylemek ister misiniz? Yok. Herkesi buraya bekliyoruz. Eğlenmelerini ve rahatlı, huzurlu yaşamalarını bekliyoruz. Evet. Soğuk mu? Evet. Nereden geldiniz? Pazarcık'tan. Pazarcık'tan geldiniz. Eğleniyor muyuz? Evet. Bir daha gelmek ister miyiz? Evet. Atlı kızağa hiç bindin mi? Aa. Binmedin mi? Hı-hı. Binmek ister misin? Evet. Peki. Sen neler hissediyorsun? Güzel mi? Evet. Biraz sesli söyle. Evet. Kar topu oynadınız mı? Evet. Ablan mı? Evet. Ablana kar attın mı? Evet. Tepliyim ama 10 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında da Başkonuş Yaylası son yıllarda dikkat çeken bir yer oldu. Antep'ten misafirlerimiz vardı. Onlarla beraber geldik. Şansımızdan bugün kar yağışı da var. Güzel bir yer. Eğlenmek isteyenleri özellikle kış aylarında karla buluşmak isteyenleri bekliyoruz. Tavsiye ederiz. Atlı kızağa bindiniz. Nasıl bir duyguydu? Atlı kızak da gerçekten buraya kadar gelmişken denemek istedik. Çok güzel bir duyguydu. Herkesi buraya bekliyoruz.